arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün önümde duran bu güzel yeleğimizi sizlerle birlikte çalışacağız ben kalan iplerimi değerlendirmek için ördüm sizler de yine kalan iplerinizi bu güzel çalışmamızla değerlendirebilirsiniz ya da belirli birkaç rengimizde bu çalışmamızı yapabilirsiniz evet yakadan başlayarak artışlarımızı yaparak ördüm Roba uzunluğum yeterli olduğu zaman kol altından zincirlerimizi çektikten sonra birleştirdik. Kolumuzu ayırdık, gövdemizi ayırdık ve gövdemizden örmeye devam ettik. Ve en son bitirdikten sonra lastiklerimizi, kollarımızı ve yakamızı çalıştık. Şöyle yakamızı da görmenizi istiyorum. Bu şekilde yakalı bir çalışma oldu. Arkasından baktığımız zaman da bu şekilde görülmekte. Evet. Şimdi ölçülerimize bakalım. Mezurumu alıyorum. En üst noktadan en alt noktaya kadar ölçüyorum. 32 santim uzunluğunda yeleğimiz. Şöyle çeviriyorum. Bir kolumuzdan diğer kolumuza ölçtüğümde 40,5 santim. Şurada. Gövde genişliğine baktığımız zaman ise 26 santim gövde genişliğinde bu çalışmamız. Ben dört tane düğme kullanarak ördüm ve farklı renklerimi e, gelişi güzel sıraladım. Herhangi bir düzene uymadım. İstediğim şekilde ayarlamalarımı yaparak bu çalışmamı tamamladım. Arkasında şöyle çevirdiğimizde yeleğimizin arkası da bu şekilde görülmekte. Ve fark ettiğiniz gibi kısa kollu bir çalışma yaptım. Şöyle kollarımızda tutsun diye. Evet şimdi bu güzel çalışmamıza geçelim ama öncesinde küçük bir ricam olacak kanalıma abone değilseniz tamamı ücretsiz olan abonelik tuşuna basıp abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum evet kolay gelsin hemen başlayalım ipimi aldım iki buçuk numaralı da tığımı aldım hemen örmeye başlıyorum yuvalarımızı hazırlayacağız önce bir tane düğümümü atıyorum ve 3 zincir çekiyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum hemen birinci zincir içerisine giriyorum çıkarıyorum 1 2 3 defa da alıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum zincirimiz ve trabzanımızın katlarından birer birer alarak giriyorum ve içinden geçtikten sonra 1 2 3 tane de alıyorum 3 sefer de alıyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bu katların her ikisine hem zincirimize hem trabzan katına giriyorum ve bu şekilde çekiyorum 1 2 3 ve böyle minik minik yuvalar hazırlıyorum trabzanlarım için 2 3 3 zincirimi çektim araya giriyorum 1 2 3 yuvalarımızı bu şekilde hazırlayarak ilerleyelim bütün bölümlerimizi örerek geldim şimdi örücü yaptığımız bölümleri şu şekilde hemen söylemek istiyorum 4 tane yuva önlerimiz için her iki önümüzde 4 ve 4 8 yuvamızı arkamız için 6 yuvamızı ise kollarımız için 6 ve 6 şeklinde ayıracağız yani şöyle göstereyim 1 2 3 4 Önümüze, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolumuza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkamıza, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tekrar kolumuza ve son olarak 4 de önümüze, yuvamıza hazır. Evet, şimdi diğer rengimizi örmeye başlayalım. Sarı rengimi alıyorum ve ilk e, yeleğimizin ilk rengiyle ile başlıyoruz ortaya tığımın başını girdiriyorum ve sarı ipimi alıyorum şu şekilde geçiyorum kırmızımla sıkıştırdım 1 2 3 tane zincirimi çektim bu ipimi bu tarafa sola yatırıyorum alta bırakarak gizleyeceğiz ve sonrasında 1 2 tekrar 1 2 bakın 3 tane trabzanı ördüm ve devam ediyorum. Her gruba üçer üçer trabzanlarımızı örerek ilerleyeceğiz bu sıramızda. Hiç farklı işlem yapmayacağız. Bütün gördüğümüz bölümlerimizi üçer trabzan sadece gruplar arasına zincir çekeceğiz. Başka işlemimiz olmayacak. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın zaten benle birlikte örerseniz göreceksiniz yaptığımız işlemimizi. 3 tane oldu. Önümüz için 4 tane örmüştük kutucuğumuzu. Evet 4 tane grubumu önüm için hazırladım. Bakınız birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü grubumu. Şimdi koluma geçeceğim bölümde sadece 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Ve diğer grubumu 6 grupta 6 yuva şöyle yuvayı kolumuz için ayırmıştık. 2 zincirden sonra Alta yuvaya 3 tane trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 yani her yuva içerisine 3'er trabzanımız. Yine ikinciyi örüyorum. 2 i̇ki ve 3. Ve devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Üç. 3'er 3'er trabzanlarımızı dolduruyoruz. Ta ki 6 tane yuva olana kadar. Kaç olduğuna bakalım. Bakın 2 zincirden sonrası önemli. 4 önümüz içinde. 1, 2, 3, 4. 5. ve 6. grubumuzu da hemen örelim. Bu 5. grubu 2, 3. Şimdi 6. ve son grubumu örüyorum. 2 3 görelim 1 2 3 4 5 6 buradaki ölçümüz 2 zincirden sonraki bölümümüz olacak şimdi 6 tane trabzanımı kolum için ördükten sonra yeniden 2 zincir çekiyorum 8 tane yuvamın içerisine trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum 2 3 bu şekilde yeleğimizin ilk bölümlerini sarı rengimizde yerleştirmiş olacağız. Önlerimiz 4, kollarımız 6, arkamız ise 8 tane yuvadan oluşmakta. Tekrar hatırlatmak istedim. Daha büyük isteyen arkadaşlarımız önleri 5, kolu 7, arkayı da 10 olarak ayarlayabilirler. Tabi daha fazla büyük isteyenler önleri ne kadar büyütürlerse arka o kadar olsun her iki önün toplamı kadar kollar ise önden 1-2 fazla olabilir. Evet şimdi ilerliyorum. Bakalım kaç tane oldu? Zincirden sonra sayalım 2 4 6 2 tane daha örelim 2 tane daha ben örerek geldim. Zincirden sonra arkamızda sayalım 2 4 6 8. Evet 8. trabzanım grubundan sonra 2 zincir daha çekiyorum. Buradan 6 grup kolum için trabzanlarımı örmeye başladım. İnşallah sizler de çok rahat bir şekilde örerek devam ediyorsunuzdur. Hem kalan iplerimizi değerlendiririz hem de çok cıvıl cıvıl güzel bir çalışma olacak iç açıcı renklerle. 3 tane ördüm. 3'ünü de öreyim. Evet zincirimden sonra 6 tane ördüm. 2, 4, 6. Şimdi 2 zincirimi çekiyorum. Son olarak burada 4 tane yuvam kaldı. Dördünü de doldurmaya başlıyorum. Her bir grup için 3 tane trabzanımı hemen örüyorum. Bir sıramı tamamlıyorum. İlk sıramızı bu şekilde tamamladım. Dörder önümüzde 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6 kolumuzda 2 zincir, 8 tane trabzan, 2, 4, 6, 8 arkamızda 2 zincir, tekrar 6 tane trabzan grubu kolumuzda 2 zincir ve 4 tane trabzan grubunu görmekteyiz. Şimdi hemen en son trabzan grubumu ördükten sonra... Buradan zincirimi çekerek ipimi kesiyorum. Bir ve iki tane zincir çektim. İpimi hemen bu noktadan kesiyorum. İpimi de şöyle çekip sıkıştırıyorum. Şimdi burada bırakmış olduğumuz pembe rengimizde ya da kırmızı rengimizde tekrar devam ediyoruz. Bakın burada bir sonraki sıramız için yapacağımız artışlarımızı ayarlayacağız. Şöyle ilk trabzanın tepe noktasından içeriye giriyorum ipimi alıp geçiriyorum ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve grubumun arası üçerli trabzanlar örmüştük bu noktaya giriyorum bir tane sık iğne ile batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum diğer 3 trabzan grubunu ayırarak araya giriyorum ve yeniden 1 2 3 tane zincirimi çekip grubun arasına giriyorum. Her 3 trabzanın arasına 3 tane zincir çekip sık iğnemizi batıyoruz. 1, 2, 3 bakın 2 zincirimin bulunduğu yere kadar örerek geldim. Şimdi bu 3 zinciri battım bakın 2 zincirde bir tane önemli işlem yapacağız. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Yine 3 zincirimi çektim. Hemen yuva içerisine giriyorum. Bunu artış yeri olarak kullanacağız. 1, 2, 3. Yeniden 3 zincir çektim. Yine onu da, onu da bakınız bu yuva içerisine gireceğiz. Hemen şöyle netleşelim. Evet, aynı yuva içerisine giriyorum. 2 tane 3 zinciri yuva içine yaptım ve bunu bütün 2 zincir çekmiş olduğumuz yerlere yapacağız. 1 2 3 tane yeniden zincir çektim grubuma girdim sık iğnemle battım 1 2 3 tane zincir çektim sık iğne ile battım 1 2 3 zincir çektim ve batıyorum 1 2 3 bütün gruplar arasına 3'er zincirle 2 zincirin bulunduğu yere kadar geliyorum Evet sevgili arkadaşlar bakın ne kadar güzel oldu. Renkler de çok benim içime sindi. İnşallah sizler de içinize sinen güzel renklerle çalışırsınız. Evet burada 3 tane zincirin olduğu 2 tane 3 yerli zincirden çektiğimiz grup vardı. 2 zincirin içerisine 1, 2, 3, 4, 5 ve bakın 2 zincirin bulunduğu yere geldim. 6. trabzan grubumun yanına da battıktan sonra bu zincirlerim içerisine 1, 2, 3. Burası ayrım ve artış yerimiz sevgili arkadaşlar. Giriyorum. Birinci yardım. İkinci kez 1, 2, 3. Aynı yere batıyorum. 2 tane üçerli zincirden oluşan yeni minik yuvalar hazırlıyorum. Ve devam ediyorum. Diğer 2 zincire kadar üçer zincir çekip bu şekilde aralara batıyorum. Aralara sık iğnemle batarak ilerliyorum. Arkamızdan da 8 tane grubumuzu örerek geldim. Şimdi en son bakın 2 zincirin bulunduğu yerdeyim. Hemen bu noktaya da batıyorum. Ve 2 tane 3 zincir çekiyorum. Birinci 3 zincirimi çektim. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı yuvaya giriyorum. Ve 2 tane 3'er zincirle grubumu ördüm. 1 2 3 tane zincir çekip trabzan aralarına batıyorum ve bu işlemimi tekrarının yaparak hem kolumuz için şöyle devam ediyorum buraya da 3 tane zincir batıyorum yine 3 tane zincirimi buradaki gibi çalışıyorum ve sıramın sonuna kadar ilerleyerek geliyorum şöyle görelim Üçer zincirli gruplarımızı ördüm. Sona kadar geldim. Şimdi en son noktadayım. Bakın sarı rengimizi bitirdiğimiz yerdeyiz. Hemen en son trabzanıma çekmiş olduğum 3 zinciri tepe noktasına gelerek batıyorum burada kalıyorum. ipimi de şöyle uzatıyorum. bu rengimizi kesinlikle kesmiyoruz. trabzanları ördüğümüz rengimizi kesiyoruz. bütün yeleğimiz boyunca bu kırmızı rengimizi örerek devam edeceğiz. sıramızın tekrar bu başına geliyorum. ön yüzden öreceğimiz için bu başına pembe mi aldım bu kez giriyorum. buradaki 3 zincirimin altından pembe rengimi alıyorum. şöyle bir mesafe ayırıyorum örmem için. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen hem pembe ipimi şöyle alta gizleyerek hem de bu kırmızı rengimle altından girerek 3 tane trabzanımı örüyorum birincisi zincir arkadaşlar iki tanesi trabzan ve araya zincir çekmeden buradaki gruplarım içerisine girerek üçer trabzanımı örüyorum bakın ipimi gizliyorum ve devam ediyorum. Üçer üçer ördüm. Ve en son dördüncü grubumu örüyorum. Her bir grubum üzerine aşağıda sarıdan 4 grubumuz vardı. Bakınız her grup üzerine bir tane örmüş olduk. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Şimdi gelelim artış yapacağımız iki tane üçerli grubumuzun bulunduğu yere. Şuradaki ilk üçü yine aynı şekilde giriyorum yuvaya. 3 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. Bakın yuvaya girdim. 3 tane trabzanımı çok güzel bir şekilde ördüm. Şimdi burada aşağı sırada yapmış olduğumuz gibi ilk ayrımı 2 tane zincir çekmiştik. Buraya 2 tane üçlü yuvanın arasına da 1 2 zincir çekip bölümlerimizi bu şekilde ayırıyoruz. Şimdi burası ilk ördüğümüz bölüm önümüz için oldu. Burası ise kolumuz için olacak. Tığımın başını doluyorum ve giriyorum. 3 tane trabzanımı da buraya örüyorum. 2 zincirimi çekmeyi unutmuyorum sevgili dostlar. 2 zincir arada mutlaka çekelim. Bakın bu iki yuvaya bir tanesini önümüz Araya iki zincir diğerini de kolumuz için ördüm. Şimdi koluma geçiyorum birer birer hazırladığım yuvalara 3 trabzan örüyorum diğer ayrım yerine yeniden bir daha tekrar edelim ki pekişsin hiç aklımızda sıkıntı olmasın evet devam edelim yine 3 zincirimin bulunduğu noktaya geldim aynı burada yapmış olduğum gibi ilkini kolum için ikincisini de arkamız için doldurmaya başlıyoruz evet giriyorum ilkine 3 tane trabzanımı hemen örüyorum 1 2 ve 3 araya iki tane zincirimi çekiyorum bunu lütfen unutmuyoruz ve sonrasında diğerine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum ve bütün kalanları da aynı şekilde örüyoruz araya iki zincirimizi çekmeyi unutmuyoruz şöyle görelim ve devam ediyoruz aynı şekilde örelim sıramızın sonuna gelelim üçer üçer trabzanlarımızı örelim ve bu köşelerimizi örüp arasına 2 zincir çekelim. Trabzanlarımı sona kadar örerek geldim. Araya 2 zincirimi çektim. Bakın kolumuzu ördüm. Araya 2 zincir çektim. Arkamı ördüm. Araya 2 zincir çektim ve yine kolumuzu araya 2 zincir çektim ve sıramın sonuna geldim en son trabzanımı ördüm yalnız örerken ben şöyle bir çalışma yaptım bakınız diğer sarı renkteki ipimizin fazlalığı vardı bakın onu da bu tarafa doğru çekerek üzerine ördüm ve böyle daha sonrasında gizleme ya da kesme işlemini yapmayacağız daha rahat olacak bu tarafa doğru yatırdım elimle tuttum üzerine örerek geldim bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra zincirimizi çekelim bir ve iki tane zincirimi çekip şöyle sıkıştırıyorum pembe rengimi de buradan keserek tamamlıyorum. Bakınız pembe rengimi de bitirdim. Şimdi kırmızı rengimin ilmeği duruyordu bakınız. Bunu eğer bıraktığınızda eğer sökülme ihtimali olursa birkaç tane zincir çekip bırakabilirsiniz. Sonrasında yine bu şekle getirirsiniz. Başlıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. 3 tane zincirimi çekeyim. Öncelikle 3 zincirimi çekiyorum kenara geliyorum şöyle kenara gelelim ilmeğimi kaydırıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum üçer üçer gruplar arasına giriyorum 1 2 3 grup arasına giriyorum üçer üçer grupların kendi grupları zaten belirli bakın bu aralara giriyorum Evet grupların arasına girerek ördüm. 3 tane zincir birer sık iğnemizi ördüm. Ve şuradaki görmüş olduğumuz 2 zincirin bulunduğu yere geldim. Buraya batıyorum. Yine bir üst sırada yaptığımız gibi 1-2-3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın şurada yuva içerisine sık iğnemle batıyorum. 1-2-3 tane zincir çekip aynı yuvaya gelip batıyorum. Ve bütün 2 zincirlerimizde bu işlemimizi tekrar ediyoruz. 1 2 3 tane zincir ve araya giriyorum. 1 2 3 zincir araya giriyorum. 2 zincirin bulunduğu yere kadar gelelim. Kolumuzu da örerek geldim. Bakın zincirimin bulunduğu noktadayım. 3 zincirimi çekip gelip battım. Bu normal batma işlemi. Şimdi artışlarım için 3 zincir çekip birinci yuvayı örüyorum. 1 2 3 ikinci yuvayı da örüyorum ve işlemimi aynı tekrarlarımı yaparak sona kadar ilerletiyorum burası ileğimizin arkası olacak burası da ön yüzü olacak bakın trabzanlarımızı hep ön yüzden ördüğümüz için çok çok muntazam bir çalışma olacak İnşallah tamamladığımızda birlikte göreceğiz şimdi sıramın sonuna kadar devam ediyorum sıramızın sonuna kadar geldim grup aralarına ikişer üçer zincirimizi çektim ve diğerlerine de üçer üçer batarak geldim ve sondayım. En son bakın kenardaki trabzanımın tepesine batıyorum ve buradan şöyle ipimi uzatıyorum ve yeni rengime geçiyorum. Yeni renk olarak mavimi düşünüyorum. Tekrar sıramın önüne geliyorum. Bakın hep ön yüzden öreceğiz. İpimiz burada yine şuradan başlıyorum. Boşluğa giriyorum ipimizi kırmızı ipimizi hiç kırmıyoruz diğer ipimizi tabii ki mecburen renk değiştireceğimiz için kırıyoruz 3 mavimi ördüm ve ipimi böyle arkadan götürüyorum üçer üçer örelim bakın arkadan yine şöyle alıyorum sonra iş kalmayacak bize arkadaşlar bu şekilde ördüğümüz zaman Şöyle çekiyorum birazcık daha olabildiğince gelsin. Buraya 3 tane trabzanımı da örüyorum. Ayrım yerime kadar geldim hemen hemen bakın. Çok severek öreceğinize eminim. Bakın ne kadar tatlı oldu. Evet şimdi bakın pembemiz 5'ti. Burası da 5 oldu. Şimdi yuvamıza girdiğimiz zaman 6 olacak. Her sırada bir tane artışımız oluyor. Evet 6 tane grubumuz oldu. 2, 4, 6. Araya 2 zincirimi mutlaka çekiyorum. Bu yuvaların birini ördüğüm zaman. Sonrasında yeniden 3 tane daha trabzanımı bu noktaya örüyorum. Evet ve bu işlemlerimin tekrarıyla sona doğru gelelim. Bakın uca doğru gelmekteyim. Biraz önce de bahsettiğim gibi pembe ipim burada kırmıştık. Bu mavimle yani bir sonraki trabzan sıramı öreceğimde şöyle yatırıyorum elimle tutuyorum ve başlıyorum bunu araya alarak örmeye Çok kolay ilk grubu ördüğümüz zaman zaten tutacaktır hemen diğerini de örüyorum yani daha sonra bize herhangi bir iş temizleme işi kalmayacak. Bu şekilde örüyoruz bakın. En son olarak da 1 iki zincirimizi çekip güzelce sıkıştırıyorum ve ipimi buradan kesiyorum temizlik işlemini de bu şekilde yapmış olduk bakın şu şekilde hiç görünmemekte içe doğru gizlenmekte şimdi yeniden işlemimizin tekrarına başlıyoruz kırmızı rengimizi zincirlerimizi çekiyoruz artık bundan sonra yapacağımız işler renklerimizi değiştire değiştire örmekten ibaret evet biraz robomuzu örerek büyütelim geçişimizi yine birlikte yapalım isterseniz ondan sonra ayrılalım 3 zincirimi çekiyorum birinci trabzanımı içerisine kaydırarak giriyorum. Bu işlemi hatırlatmak için tekrar e, birlikte oldum sizi. Herhangi bir şekilde sıkıntı çekmenize gönlüm razı olmadı. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip üçerli gruplarımın arasına giriyorum. Evet ve işlemlerimizi aynı şekilde devam ettirelim. İpimizin renklerini değiştirerek örmeye devam ettim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Şimdi e, kolumuzu artık gövdemizden ayıralım bu kısmında kırmızılarını ördüm aralarını ayırdım şimdi kol altı için 10 tane zincir çekelim gövde genişliği yapalım bakın buraya bir tane battım iki zincirin bulunduğu yere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincirimi çekiyorum şu şekilde büküyorum büktükten sonra şu kısma giriyorum Buraya bakın iki tane zincirin olduğu yere üçer üçer e, zincir yapıyorduk buraya. Sadece battım. 10 zincirimi çekerek geldim ve battım. 1 2 3 diyorum. Yine gruplar arasına sık iğne ile örüyorum. 3 zincir çekip bir tane sık iğne şeklinde batıyorum ve diğer koluma doğru ilerliyorum. Evet arkamızı örerek geldim. Diğer iki zincirimin bulunduğu noktadayım. Oraya giriyorum. 3 tane zincirimi çekip sık iğne ile battım. Tekrar buradan da 10 zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincirimi çektim. Büküyorum kolumu bu noktada. Diğer iki zincirin olduğu yere gelerek bir tane sık iğnemle birleştiriyorum. Tekrar Üçer zincir çekerek her zamanki yaptığımız işlemimizi tekrar ediyoruz. Trabzan aralarına girerek örüyorum. 3 Üçer zincir, bir sık iğne, bir, iki, üç tane zincir, bir sık iğne şeklinde kolumu bu şekilde ayırdım. Gövdemizden bakın 10 tane zincirimi çektim. Arkadan yine aynı şekilde ördüm. Tekrar 10 zincirimi çektim. Önümüzü tamamlayalım ve sonrasında buradaki artışlarımızı birlikte yapalım. Pembe rengimle ben yeniden önümüzü örerek geldim. Tam zincirimi çektiğim yerdeyim. Şimdi zincirimizin içerisine trabzanları öreceğiz. Buradaki ördüğümüz sayının aynısını diğer kolumuz altında da uygulayacağız. Bu şekilde bakınız. Şimdi alıyorum. Bura aynı olduğu için ben örerek geldim. 3 tane trabzanımı en son bakın bölüme kadar ördüm ve başlıyorum hemen Şuradaki batmış olduğum yere giriyorum 3 tane yeni trabzan örüyorum kol altıma 2 ve 3 şöyle kol altını biraz e, geniş tutmak istiyorum o zaman gövdemiz de genişleyecek yani gövdeyi şöyle e, kollarımızın yani robamızın altına şu şekilde biraz dışına olmasını istiyorum Şimdi bir tane artışımı bu grubumla gerçekleştirdim. Şimdi bir, şöyle sayalım bakınız. Bir, iki, üç, üçüncüye gelerek batıyorum. Şöyle göz kararı da batabilirsiniz. Birazcık uzaklaşmak yeterli. Bakın şöyle battım. Üç tane trabzan da bu noktaya örüyorum. İki, üç. Yine şöyle göz kararı alalım bakınız. Şuraya kadar geliyorum. 3 ya da 4 atlayacağız. Yine aynı noktaya 3 trabzan grubu daha öreceğiz. Bakın şimdiye kadar 1, 2, 3 grup ördüm. Şimdi 4. ve son grubumu da şuraya örüyorum. Hemen bu battığım yerin yanına. 1, 2, 3. Yani 10 zincir üzerine bir trabzanlarımıza önümüze ve arkamıza taşacak şekilde dört tane yeni grubumuzu ördük şöyle büktüğümüz zaman yeleğimiz dışa doğru şöyle hoş bir görünüm kazanacak bu sayede Evet burayı örerek geldim tekrar hatırlatmak istiyorum birinci ikinci üçüncü ve dördüncü grubumu da ördükten sonra yine hazırlamış olduğumuz yuvalar içerisine üçer trabzanlarımızı örerek devam edelim Diğer koluma doğru geliyorum. Arkamı örerek geldim. Şimdi kolumun zincirinin hemen yanı başındayım. Burada 4 artışımızı yaptım. Sırasıyla üçer üçer trabzanlarımı ördüm. Ve yine buraya 4 tane grubumuzu yerleştiriyoruz. Tığımın başında oluyorum. Hemen şuraya batıyorum. Buraya 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Tığımın başında doluyorum. Şöyle 2, 3, 2 değil de 3. göz kararı batıyorum. Zaten mesafeyi ayarlayabiliriz. İlla çok e, saymanıza gerek yok. Bazen zincirlerde 3, 4 karışabilmekte. Onun için göz kararıyla güzel bir mesafe bıraktıktan sonra örelim. 3 trabzanımda biraz ilerleyip attım. Tekrar tığımın başında doluyorum. Yine biraz ilerliyorum. Bakınız muhtemel 3. ya da 4. zincirimize denk gelmekte. Evet. Üçüncü grubumu da ördüm. Şöyle görelim. Birinci grubumuzu ördük. İkinci ve üçüncü grubumuzda zincirlerimizin içerisine belirli mesafeleri atlayarak ördük. Dördüncü ve son artış grubumuzu da hemen şu kısma yapıyorum. Aynı yere üç tane trabzanımı da örüyorum. İki ve üç. Evet, bu şekilde 4 tane kol altı için çekmiş olduğumuz zincir üzerine yeni grubumuzu oluşturduk. Şöyle bakalım. Önden örerek geldim. Çektiğim zincirlere ilkini, birinci grubumu, ikinci, üçüncü, dördüncü grubumu ördüm. Arkayı tamamen örerek geldim ve yine zincirimin bulunduğu noktaya hemen başlarken birinci grubumu İkinci, üçüncü ve bitişte de dördüncü grubumu ördüm. Bundan sonrasında hazır olan yuvalarımızın içerisine örelim arkadaşlar. İnşallah çok severek örüyorsunuzdur. Ben böyle renkler değiştikçe çok mutlu oluyorum. Her bir renk değiştiğinde yeleğimizin farklı bir görünüşü oluyor. Farklı bir havası oluyor. Evet şimdi başa doğru geliyorum. Artışlarımdan sonra sona kadar örerek geldim. Üçer trabzanın son zincirimi çektim ve ipimi burada kesiyorum. Evet pembe rengimi bitirdim. Şöyle kestiğimiz yeri de sıkıştırıyoruz. Ve şöyle bakıyoruz. Bakınız kolumuzun altlarına yeni gruplarımızı ördük ve bundan sonrasında aşağıya doğru örgümüzü devam ettireceğiz şöyle yeleğimiz yan görünüşüyle bakın gövde kısmı genişlemiş bir şekilde olacak böyle dümdüz bir yelek olarak inmeyecek evet şimdi e, nar çiçeği kırmızı rengime geliyorum ve bundan sonraki işlemlerim buraya kadar yapmış olduğum gibi Aynı şekilde devam ediyorum. 3 tane zincirimi çekip birinci trabzanıma batıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekip 3 trabzan arasına giriyorum. 1, 2, 3 bu ipimizi hiç koparmıyoruz. 1, 2, 3 yönü hiç fark etmiyor. Önden, arkadan, nereden kalırsa oradan devam ettiriyoruz. Bu ara ipini kesinlikle kırmayalım sevgili dostlar. Evet şimdi ben aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Şu kol altında madem birlikte örelim. Ondan sonraki belirleyeceğim rengimle yine hazır yuvalar içerisine yeni trabzan gruplarımızı örelim. Bakın yeni gruplarım. 1, 2, 3 aralarına giriyorum. 1, 2, 3 1 2 3 üçer zincir ve birer sık iğne ile bağlanıyoruz 1 2 3 Evet bu şekilde işlemlerimi devam ettiriyorum ben şöyle görelim üzerine yine her zaman püf noktamız sevgili arkadaşlar hep düz yönden trabzanlarımızı örüyoruz ara renkteki ipimizi kırmıyoruz Gövde kısmını sarı rengimizden sonra örerek büyüttüm. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra ördüm. 14 sıradan sonra en son kırmızımda yine üçerli zincirimi çekerek geldim ve en son batıyorum. 1, 2 tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve kollarımı çalışmaya başlıyorum. Keseyim ipimi şöyle sıkıştırıyorum. Bakınız kollarımızda kırmızı işaretlerimiz yoktu. Hemen tekrar kırmızı rengimi alıyorum. Bakın kol altına şuradaki bölüme giriyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Buraya giriyorum ve sabitleniyorum. İpimle şöyle burada 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum yine trabzan aralarına batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum trabzan aralarına gelerek batıyorum trabzan aralarına tamamen örelim zincirlerimizi çekerek bütün sarılarımızın aralarına battım şimdi kol altının bulunduğu noktadayım bakın kol altındayız şimdi hemen bakın 1 ile ikinci trabzanın arasına şu şekilde geçişimi yapıyorum 1 ile 2 arttığımız yerlerde sonrasında 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum buraya batıyorum hemen yanındakine 1 2 3 tane zincir çekiyorum buraya batıyorum bakınız bir tane atlıyorum diğer yöne yani şu araya girerek batıyorum kol altına iki tane yuvamızı bu şekilde yaptık şimdi ipimi buradan 1 2 3 tane zincir çekip şöyle bırakıyorum istediğim herhangi bir rengi alarak örmeye başlıyorum. Beyaz rengimi alıyorum. Beyazımızı da örelim. İlk yuva içerisine bakın burası rengimin bulunduğu yer. İlk yuvaya giriyorum. 3 zincirimi çekiyorum. İpimi yine sol tarafa yatırıyorum. 2 defa aldığım trabzanlarımı 3 tane olana kadar örüyorum ve devam ediyorum 3 3 örüyorum hiç farklı işlem yapmıyorum ipimi gizleyerek sıra sonuna doğru geliyorum Hazırlamış olduğumuz yuvalarımızın tamamını üçer trabzan olarak ördüm. Kolumun altına geldim. Kol altına ise iki tane yeni yuva hazırlamıştım. Bu iki yeni yuvamızı da örüyorum. Giriyorum. ilk yuvamız buradaydı. 2 ve 3. İkinci yeni yuvam şurası hemen. Oraya giriyorum. 3 trabzanımı da bu noktaya örüyorum. Şu kırmızımın ilmeğini karıştırmıyorum şu tarafı alıyorum 2 ve 3 üç. 3'ünü de ördükten sonra şöyle ilkine giriyorum ayrı ayrı bırakmıyoruz mutlaka ile bağlanıyoruz diğeri bir yönden başlayıp bir yönden bittiği için düğüm atarak bitiriyorduk ama burada kol olduğu için birleştiriyoruz ve bir tane zincir ya da iki tane zincir çekerek ipimizi sıkıştırıp kesiyoruz Beyaz ipimizi buradan bağladık. Kırmızımıza bir tane buradan düğümümüzü atalım ve keselim. Yukarıdan başlayalım. Aradan geçiş yaptırmayalım üzerinden. Bunu da arkaya alıyorum. Ve yeniden başlıyorum. Şöyle herhangi bir yerden başlayabiliriz artık hiç fark etmez. Kol altından olması daha kolay gizleyeceğimiz yerlerden yapalım. 3 tane zincirimizi çekelim araya batalım ve iplerimizi gizleyerek yapalım hem kırmızımızı burada koparıyoruz yuvarlak olduğu için hem de renklerimizi kopararak örelim ve sonrasında iplerimizi gizleyebildiğimizi gizleyelim gizlemediğimizi daha sonra içeriye saklayalım kırmızımla başladığım yere kadar geldim Kırmızıman hemen ilk başlangıcın yan tarafından giriyorum şöyle ilmeğimizi geçiriyoruz şuraya giriyorum ilmeğimi geçiriyorum. Bir iki zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Ve yeni rengimi alarak üzerine devam ediyorum. Şöyle bakın kolumuz uzadı. Diğer kolumuzu da aynı şekilde öreceğiz. Yavru ağzı rengimle ben örmeye başlıyorum. Dilediğiniz her yerden başlayabilirsiniz. Tekrar söylemek istiyorum. Evet şimdi bir sıra kırmızımız bir sıra istediğimiz renk örmeye devam edelim. Kolumu örerek tamamladım. Beyaz rengimizle başlamıştık. Yavrazı, mavimizi ve pembemizi örerek tamamladık. 1, 2, 3, 4 sıra ördük. Diğer kolumuzu da aynı şekilde tamamlayacağız. Şimdi ben kolumuzun bir tanesini sizlerle birlikte yaptım. Şimdi kenar çalışmamıza da başlayayım. Ben diğer kolumuzun sonrasında çalışacağım inşallah. Beyazımla çalışmak istiyorum. Bir tane zincir çekiyorum beyaz rengimi ise Nako'nun Cotenella ipi ile örüyorum normal incelikte bir ip öyle kalın bir ip değil hemen kolumu çalıştığım taraf yani diğer kolu çalıştıysanız bile hiç önemli değil bu taraftaki önümüzden başlıyoruz bir tane zincirimi çekerek tığıma düğümümü attım ve hemen ilk başlangıçtaki yuvamızın bulunduğu yere gelerek batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve ipimi sol tarafa doğru yatırıyorum tığımın başını doluyorum sarı trabzanıma giriyorum 1 ve 2 yine tığımın başını doluyorum aynı yere girerek 1 2 tane trabzanım örüyorum buradaki trabzanlarımızın bulunduğu yere ikişer trabzanlarımızı örelim aradaki kırmızı ile yaptığımız yere bakın kırmızıyla üzerlerine geçmiştik oraya girip bir tane trabzanımızı örelim Tekrar pembe trabzanıma geldim. 1 ve 2 Kırmızıma 1 Mavimden alıyorum. Bakınız burada kırmızımız var. Ama mavinin bir trabzanıyla birlikte alıyorum. 1 bir ve 2 Ve kırmızıma giriyorum. 1. İkişer ikişer trabzanlardan bir tane de kırmızıdan örerek aşağıya doğru iniyorum. Beyazıma geldim. 1 ve 2 tekrar kırmızıdan bir kırmızıdan bakın bir kenarı bir de üç trabzanı vardı trabzandan alıyorum kenardan almıyorum lütfen buna dikkat edelim kırmızının aradakine batıyorum şimdi mavi rengimdeyim 1 ve 2 tekrar aradaki kırmızımdayım bir bu şekilde trabzanlarımıza 2, aradaki kırmızımıza birer trabzan örerek aşağı doğru inelim. Yukarıdan başlamıştım aşağıya kadar örerek geldim. 2 trabzan aralara birer trabzan ördüm. En son bir tane trabzanımı da bitirdim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve lastik örgüsü örmek için örgümün yönünü çeviriyorum. Ve başlıyorum. İlk sıradaki trabzanımı yandan girerek örüyorum. 1, ve 2 defa da alıyorum Sıradakini ardından giriyorum. 1 ve 2. Sıradakini yandan giriyorum. Bir sonrakini ise ardından girerek örüyorum. Bir yandan bir ardından bu şekilde trabzanlarımızı sonuna kadar örerek tamamlayalım. İki sıramızı tamamladım. İkinci sıramızın en sonuna geldim. Sonu birlikte çalışalım diye örmek istemedim. Bakın başlangıçtaki zincirimiz vardı. Zincirimize şöyle altından giriyorum. Bir trabzanla örüyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ve yeniden üçüncü kez dolanmaya başlıyorum. Benim ipim çok kalın olmadığı için üçüncü kez geçmem güzel olacak ama ipiniz kalınsa iki tane de yeterli. Evet şimdi kabartılı olanı yandan giriyorum içteki batık olanı ardından girerek örüyorum. Yine dıştaki kabartılıya yandan diğerini de ardından giriyorum. Kabartılıları yandan İçteki batıkları ardından alarak sıramı tamamlıyorum ve diğer karşıyı da aynı şekilde başlıyoruz. Trabzanların bulunduğu yere iki, aradaki buradaki kırmızıların olduğu yere birer trabzanımızı yapalım. İkinci sırasını da yapalım. Üçüncü sırasında ilik çalışması için yeniden birlikte olalım. Karşı tarafın iki sırasını ördüm. Diğer tarafıma dört tane düğmemi diktim. Şimdi bu düğmelerimin karşılık geldiği yerlere ilik çalışmamı yapacağım. Bu gibi çalışmalarda ilik çalışması hazırlamak çok kolay olmakta. Her birisi bir sıra olduğu için her sıranın karşılığına gelen yerde iliğimizi çalışırız. Daha sık da kullanabilirsiniz. Ben dört tane ile tamamladım ama Dilerseniz 5 tane ile de çalışabilirsiniz. Birazcık daha arayı sıklaştırdığımız zaman. Yani şöyle yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. bir tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ikinci. Bu şekilde ayarladığımız zaman her trabzan sırası karşılığına ilik ve düğmemizi istediğiniz kadar artırıp çoğaltabilirsiniz. Şu an ben 4 tane düğmemi diktim. Yerleri belirli. Şimdi karşılığına gelen yere 2 sıra trabzanımı ördüm üçüncü sıra trabzanımı da ilk yerlerimi açarak devam edeceğim üçüncü sıraya başlarken yine zincirimi ben çekerek geldim üç tane zincirim hazır sıradaki yandan girişimi yaptığım yeri örüyorum ve hemen düğmem karşıda olduğu için bir iki tane zincirimi çekiyorum bir tane atlıyorum ikinciye gelerek batıyorum bakınız bir tane atladım ikinci trabzanımı gelerek örüyorum burası en alttaki iliğimiz oldu iki tane zincirimizle ve devam ediyorum diğer düğmemin karşılığına gelen yere kadar yine lastik örgümü yandan ve ardından girişlerimi yaparak örüyorum farklı bir işlem yapmıyorum diğer düğmeme karşılığına gelen yer. Tabii önce düğme dikmeniz kesinlikle şart değil. Ben ee, vaktim vardı, sahiptim, diktim, hazırladım. Evet şimdi diğer düğmeme zannedersem yaklaştım. Diğeri nerede? Pembe ile kırmızının arasında yani şu kısımda oraya kadar yine gördüğüm şekliyle örüyorum yani nasılsa örüyorum düğmemin karşılığına gelen yere geldim buraya iki tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 tığımın başında doluyorum. bir atlıyorum ikincime gelerek batıyorum ve devam ediyorum diğer ilik yerime kadar bu şekilde iliklerimizi açalım sıra başında görüşelim Son trabzanımıza kadar örerek geldim. İki zincirle de iliklerimizi açtım. En sonu da açtım. Bakın burada zincirden ördüğümüz yerdeyim. Buraya normal girişimi yapıyorum. Bir iki defa da çekiyorum. Şimdi bir sıra burada fazla çalışıyorum. Sık iğne çalışacağım. Çeviriyorum. Zincirimi ilk trabzanın dibine batıyorum. Zincirim en son trabzanımı örmüştüm. Onun üzerine batıyorum bir tane sık iğne oldu. Diğerlerinin üzerine de birer sık iğne örüyorum. Her birisine birer tane. Bakın trabzanlarımızın tamamına bir sık iğne. Burada iki tane zincir çekmiştim. Buraya bir tane. İki değil bir tane yeterli. Sonra trabzanıma geçiyorum. Bakın iki zincire de bir tane sık iğne yaptık. Diğerlerini yine birer birer sık iğne olarak örüyorum şöyle biraz da sık tutarsanız sık iğnelerinizi lastiğimiz daha değerli toplu olur Dilerseniz tabi diğer tarafta sık iğne ile de bitirebilirsiniz Ben burada ilimiz olduğu için çalışmamı yapmaktayım şimdi diğer ilime doğru devam ediyorum. Diğer iliğime geldim. Hemen yanındaki trabzanımın sık iğnesini ördüm. İlk yerime giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen diğer trabzanıma geçiyorum. Ve bütün çalışmamızı bu şekilde sık iğneler yaparak bitiriyoruz. İlik yerlerimizi sık iğnelerimizde belirledik. Şimdi en son burası yeleğimizin etek ucu. Şimdi buradaki bel lastiğimizi de çalışalım. 3 tane zincirimi bu noktada çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Tığımın başında doluyorum Hemen dibine bir tane batıyorum. Şu boşluğun içerisine battım. 1, 2. Tığımın başında doluyorum. Şuradaki trabzanıma 1, 2 giriyorum. Tekrar aynı trabzanıma bir daha giriyorum. 2 defa örüyorum. Diğer trabzanıma bir tane örüyorum. Bakın başlangıçta bir ördüm. Yanına yani zincirimle bir yanındaki trabzanım 2 2 de diğer trabzana battım şu an 4 ve yanındaki 5 oldu 5 tane trabzanımın beyaz kısmı ördüm ve hemen kırmızı bölüme geçiyorum kırmızı bölüm içerisine 3 tane örüyorum yanındakine 3 tane örüyorum burada hepsini 3 3 örersek altı çok geniş durur hani bir lastik havası vermez onun için 3 tane grubumuzu 3 yapalım bir tanesini iki yapalım. Arada iki tane üçlü grupta yapabilirsiniz. Bakınız bir, iki, üç tane grubumu üçlü olarak ördüm. Belimizi toparlama adına arada eksileyelim. Bunu da iki yapıyorum. İki. Diğerlerini yine üç. Bir, iki ve üç. Bu birinci üçüm. İkinci üçümü örüyorum. Üçüncü üçümü örüyorum arada hep 3 değildi iki tane de dağıtalım ortalara doğru bakın 2'den sonra iki trabzan sonrasında 3 üç tane üçlü grubum ördüm tekrar iki örüyorum 2 ördüm ve yine üçer üçer örmeye devam edelim 3 örüp arada iki yapalım şu ortalarda da birkaç tane sırada iki örüp tekrar ikiye olarak yapalım ki birazcık daha dar olsun. Sona kadar üçer ikişer trabzan örerek geldim. Bakın burada iki tane iki yan yana yine burada iki tane iki yani aralarda dağıtalım ki lastik kısmımız dar olsun. Şimdi en sona kadar örmüştüm. 3 tane zinciri bitirdiğim yönde çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Yine hep yaptığımız gibi ikinci sıradakini yandan girerek alıyorum. Bir yandan, bir ardından örme şekliyle kaç sıra istersek o kadar lastiklerimizi örerek tamamlıyoruz. Sırayı atlamıyorum. Bu ikinci sıramız. Kalınlığı ne kadar isterseniz o kadar çalışabilirsiniz. Ben fazla kalın çalışmak istemiyorum. Şimdi birkaç sıra gidelim, görüşelim. 3 sırada tamamladım. Şöyle en sonu birlikte yapalım yine. Buradaki sona dikkat etmenizi istiyorum. Zincirden ördüğümüz bölümümüzü mutlaka örelim. Şöyle bakın şurası kıvırlan bölüm. Tığın başında doluyorum. Şöyle yandan giriyorum. 1 ve 2 zincirimi çekerek ipimi bu noktada kesiyorum. Ve kolumuzu çalışmaya başlayalım ipimizi daha sonra içeri alırız kolumun bir tanesini ben ördüm 3 sırada kolumuzu da tamamladım Diğerini de birlikte yapalım tıpkı aşağıda ördüğümüz gibi buradaki trabzanlarımızı üçer arada da ikişer girdim hepsini üçerli örmedim pot olması 3 üç tane üçlü arada bir ikili sonrasında yani arada 2-2 de yan yana ördüğümüz oldu Bakın şimdi 3 olarak başlıyorum 2 3 tane trabzanım ördüm ipimi böyle götürüp gizliyorum yanındakini de 3 olarak örüyorum yanındakini de 3 örüyorum bir sonrakini 2 olarak örüyorum ve ipimi halen gizleyebiliyorum 2 ördüm Bakın 3 tane 3 bir tane ikili tekrar üçlü olarak örüyorum. Arada bir de 2 iki tane ikili örersek yani 3 değil daha değerli toplu olacaktır. Evet devam edelim. Trabzanlarımızı üçerli ikili örerek geldim. Başlangıç noktasındayım. 1 ile ikinci trabzanın arasına batarak giriyorum. İlmeğimi kaydırarak geçiriyorum. Yukarıya 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer sırada da aynı işlemimizi yapacağız. Hemen yandaki trabzanımı yanından alıyorum. Yine hem önde hem de bel kısmının lastiğinde çalıştığım gibi bir yandan bir ardından alıyoruz. Burada tek farklı işlem. Bitişte başlangıcı birleştirmemiz olacak. Yoksa herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. Bu şekilde ikinci sıraya başladım. Üçüncü sırayı da aynı şekilde başlayıp kolumuzu da tamamlayalım. 3 sıra lastiğimi ördüm. Üçüncü sıramdayım. Yine birinci trabzan yani zincir çektiğim yeri aradan giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Zincirimi çektikten sonra ipimi bu noktada keserek koparıyorum ve sonra içeriye gizleyeceğim şimdi yaka çalışmamıza geçebiliriz yakamıza bir tane zincir çekerek hemen başlıyorum tığıma bir zincir çekip düğümüm attım ve düğme tarafının bulunduğu yerden şöyle tersinden örmeye başlıyorum İlk tersten bakınız birinci trabzanımı şuraya giriyorum beyaz olan yere giriyorum yani tığımın başını girdiriyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum Burası 3 zincir. Zincirimizden sonra ilk yuvamıza gelerek giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Bakın burada püf noktası. Düğme tarafından ve arkadan örmeye başladık. Yanındakini örüyorum. 3 tane trabzan. Yakalı bir çalışma olacak. Yanındaki yuvaya da giriyorum. Bu yuvalar çok güzel oluyor. Zincirdense bu yuvalarla çalışmak baya rahatlatıyor. Daha rahat oluyor. 3 tane grubumuzu ördüm. 3, 3, 3 bakınız. Üçü de 3 üç trabzan. Sıradakini 4 tane trabzan olarak örüyorum. 4. 4. 3 bakın bir tane daha ekliyorum bu bizim yakamızın rahat dönmesini sağlayacak e, hareketlerimiz bu artışlar tekrar 3 tane üçlüyü örüyoruz dördüncü 4. 4 olarak örüyorum 3 tane üçlüyü öreyim dördüncü de görüşelim 4 trabzanımdan sonra yani 1 2 3 dördüncü dörtlüydü yeniden üçer trabzandan oluşan 3 grubumu ördüm 1 2 3 dördüncü yine 4 tane trabzandan oluşturacağım 1 2 3 ve 4. 3 tane üçlü, 1 tane dörtlü. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramın sonuna kadar 3 tane üçlü, 1 tane dörtlü olarak ördüm. Sıramın sonuna yaklaşırken en son dördüncü burası olacaktı. Sondaki trabzan. onun için ben bir tane öne aldım. Tam bitişte olmasın diye. Bakın 4'lüden sonra 2 tane üçlü ördüm 3 ile 4'ün yerini değiştirdim 4'ü bir önceki sırama ördüm ve bitişteki e, trabzanımı 3 olarak ayarladım Siz de bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz Evet şimdi bitirirken başta 3 zincir çekerek başlamıştık hemen bakınız Şuradaki kenar yerimizde burada ise bitirirken ise trabzanımızı da bitiriyoruz yine tığımın başını bir defa doluyorum buraya giriyorum 3 defa da çekiyorum 1 2, 3, 3 zincirin karşılığında gelecek. Evet, şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zinciri de hemen trabzan üzeri örüyorum ve çeviriyorum. Örmeye başlıyorum. Bu sıramızda ise 2 tane üçlü, bir tane dörtlü olacak. 1, 2, 3. Bir tane üçlü ördüm, araya giriyorum. 1 2 3 2 tane üçlüyü ördüm. Sıradakini dörtlü olarak öreceğim. Her sırada birer tane azalacağız. 3 oldu. Bakınız bu sıramız dörtlüydü. 2 üçlü, 1 dörtlü. İkinci sıramızda. Sıramı örerek geldim. İki tane üçlü, bir tane dörtlü. iki tane üçlü, bir tane artık sonunda yine dörtlü olarak ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bitişte buradaki zincirle geldiğimiz yere girerek batıyorum. Ve buradan bir, iki, üç defada ördüm. Tırabzanımı örüyorum. Ve bir, iki, üç zincirimi çekiyorum. Üçüncü sıramı örmek için tekrar çeviriyorum. Bu sıramızda ise bir tane tekli, bir tane yani bir tane üçlü bir tane dörtlü bir üçlü bir dörtlü şeklinde öreceğiz tığımın başını doladım hemen bu boşluğa giriyorum 1 2 3 1 üçlü 1 dörtlü 1 2 3 ve 4 1 üçlü 1 dörtlü olarak sırayı tamamlayalım 1 2 3 Sıradaki dörtlü 1 2 3 4 Sıramızı yeniden tamamladık. Bir tane 3, bir tane 4. 1 3 1 4 şeklinde bitirdik ve yeniden buradaki zincirimin bulunduğu noktadayım bakınız. Bu zincirimize yine tığımın başını dolayarak giriyorum. 3 defada örüyorum 1, 2 ve 3. Yeniden 3 zincirimi çekiyorum, çeviriyorum. 4. Sıramızda tamamen hepsini dörtlü olarak örüyoruz. dışın dolayı buraya giriyorum ve 4-4 örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 trabzan ördüm. Artık 3ler bitti. Hepsi 4-4-4-4. Öreceğiz. 4 En son zincirimin olduğu yere yine geldim. Bir tane trabzanla burayı tamamlıyorum. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi bu noktada kesiyorum ve şöyle çeviriyorum yine bu yüzü ve buradan en son işlemimizi yapmaya başlıyoruz bir tane zincirimi çekiyorum battığım yer vardı Bakınız şu kısma giriyorum buraya sabitleniyorum ipimi de alarak şöyle gizliyorum tığımı başını doluyorum ilk yere atlıyorum. ikinci yere gelerek batıyorum. İpimi de şöyle alttan gizliyorum. Ve buraya trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 Bu son işlemimiz 3 4 5 6 6 tane trabzanımı örüyorum yandaki yuvaya batıyorum. Tekrar yandaki yuvaya bir tane sık iğne ile battım. Tekrar başını doluyorum. Buraya 6 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımı ördükten sonra ipimi yine şöyle götürüyorum bakınız altta gibi 4 trabzanımın tam ortasına batarak bir tane sık iğne ile kapatıyorum ve aradaki boşluğa girerek 6 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 6 trabzanı ördüm 4 4 dört, bakın 4'tü 2 2 ayırıyorum ortaya bir tane sık iğne ve diğer uca kadar bu şekilde örerek ilerliyorum yakamızın trabzanlarını ve sık iğnesini örerek sona kadar geldim en son 6 trabzanımı ördüm hemen şuradaki bakınız ilk başlangıç yerine gelerek batıyorum yine zincirimi çekiyorum ipimi kesiyorum ve yakamı bu şekilde tamamlamış oluyorum şimdi düzeltip bakalım Evet yakamızın da son halini şu şekilde görmekteyiz bakınız ne kadar güzel oldu arkasında çeviriyorum arkası da bu şekilde şöyle düzgün tutup bakalım arkası da öyle görünmekte bileğimizin kollarının lastikleri her ikisinin arkasından görünümü ve yine bel lastiğini görmekteyiz ve bu şekilde yeleğimizi tüm aşamalarını birer birer yaparak tamamlamış olduk. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.